Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu çok güzel, benim favori rengim olan tülbente güzel bir boncuklu örnek başlayacağım. İplerimin her ikisi de aynı renk. Alt sırayı bu ipimle göstereceğim. Üstünde de boncuklu olan kısmını da bununla göstermek istiyorum. Üstündeki ipimin üstündeki boncuklar kum boncuk, en küçük boy arkadaşlar. Ee, ipimi numarasını söyleyeyim. Dediğim gibi her ikisi de aynı renk iplerimin. Altın Başak marka 413 numara iplerim. Reya marka tülbentimde birebir aynı tonu bulabildim. Her zaman söylüyorum düz renk tülbentte ipin e, tülbentin aynısını bulmak ipte çok zor oluyor ama ben bunu da bulduğumu düşünüyorum çok yakın. Tülbent biraz daha sarı aslında. Markası Reyyan. Reyyan'ın bu hardal tonu. şiş zincir çekerek tığ battı yaptım kenarına. Şöyle yakından da göstereyim. Reyyan zaten delinmeden tığlanır. Tığımı da gösterip hemen oyama başlamak istiyorum. Tığımda bugün böyle 20 numara bir tığ kullanacağım. Hemen başlayalım. alt sırada boncuk geçirmiyoruz. Bu nedenle boncuk takmadığım ipimle başlıyorum. Ee, videolarımı sürekli takip edenler artık biliyor. Biraz daha içten başlıyorum. Tam köşeden başlamıyorum. Nedeni de oyanın başlaması ve bitmesi için. O kavuşma noktası daha muntazam oluyor bence. Böyle biraz arada kalırsa. İpimi tutturdum tığ altından. Sadece ilk tutturduğum yerde bir tane üzerine zincir çekiyorum. Burada örümcekler yapacağım. Örümcekler her zaman kısa olsun. 2 tığ battı kadar olsun derim ama bu sefer biraz daha uzun. 3 tığ battı uzunluğunda olmasını istiyorum. Şöyle yatırdığım zaman 3 tane tığ battı uzunluğunda. Hemen örümceğimi yaptım. Bir sonrakinden giriyorum. Yine örümceğimi yaptım. Bir sonraki tığ giriyorum sık iğne ile. Bu tür örümcekli örneklerde hiç ara vermeden bu örümcek işini halletmenizi öneriyorum ben. Çünkü 1-2 gün ara verip tekrar elinizde aldığınızda örümceklerin bir ayarı oluşan ayarı tutturmak biraz zorlaşıyor. Benim bu verdiğim şekilde 3 tığ battı uzunluğunda diye düşünerek yaparsanız büyük bir bölümü aynı boyda olacaktır. Genellikle bu tür gösterdiğim oyaların altına kalemle yapsak olur mu ya da şişle yapsak olur mu örümcek yerine şeklinde yorumlar geliyor kalemle ya da şişle de yapsanız oluyor ama sonuç aynı olmuyor mutlaka oluyor ya yani benziyor ama aynı ipin o birbirine geçerken ki oluşturduğu düzgün görüntü maalesef sadece örümcekle sağlanıyor zaten şişle ya da kalemle deneyenler de bunu fark ediyorlardır diye düşünüyorum ben şimdi bu örümcek olayı bence anlaşıldı birazcık böyle ee, örneği fark ettirecek kadar yapmak istiyorum ben. Çok kolay yapılışı. Alt sıra örümcek biraz insana sıkıcı gelebilir aslında ama... Üst kısmının yapılışı da kolay. Çok zarif bir örnek oluyor. Ben e, bu tür hafif olan örnekleri daha çok seviyorum. Hem kendi tercihim hem de en çok kendim için yapayım diye... Düşündüğümde elimin gözümün gittiği örnekler bunlar oluyor eminim size çok beğeneceksiniz diye düşünüyorum dediğim gibi şöyle birazcık arttıralım çünkü bu örümcekler tek tek değil üçlü üçlü ya da dörtlü dörtlü kullanılıyor bu nedenle biraz çok yapmak gerekiyor. Şu kadar yaptım ben ama birazcık daha yapacağım arkadaşlar burayı biraz hızlandırmak istiyorum. Ben alt kısmını gösterecek kadar yaptım arkadaşlar. Üstten görüntüsü böyle karışık görünüyor biraz ama bu şekilde tülbentimizin kenarını bir tur dolanıyoruz. Hemen şimdi üst kısmı için biraz boncuklu ipimden alacağım. Üst kısmını göstereyim. Üst kısmı da çok güzel. Zaten örümcek olduğu zaman üzerinin biraz daha zarif olması gerekiyor bence. Ve bu da çok güzel yakışıyor bu oyanın üzerine. Hemen başlamak istiyorum. Boncuk geçirdiğim ipimden doladım. Önce örümceğim, önce ilmeğimi oluşturuyorum. Şimdi geldim arkadaşlar. Örümcekleri hep aynı yönden çekmek çok önemli. Birinin önden birinin arkasından çekerseniz istediğimiz sonucu elde edemeyiz. Ee, şöyle önde kalanları göstereyim. Önde kalanlar biraz aşağıya doğru yatmışlar şöyle. Hep önden giriyorum. Çektim bunu. Önden giriyorum. Önden giriyorum. Yine önden giriyorum. Dört tane. Bu dört tanenin içine... ipimi tutturdum. Tekrar yapacağım arkadaşlar. İpimin arasından geçtim galiba. Bu ilk dört tanenin içinden geçiyorum ilmeğimle. ipimi tutturdum. Burada arkadaşlar 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Bir kere doladım. Yine sadece ön taraftaki tellerinden çekerek 1 önden giriyorum 2 3 4 tanesini açıyorum 4 tanenin içinden geçiyorum bir dolamıştım burada çift kat çift kat çektim minik bir trabzanım oldu şöyle göstereyim bu trabzanın üstüne hatta o trabzanı biraz daha uzun yapacağım şöyle trabzanın üstüne 3 tane boncuk kaydırıyorum 3 boncuğumu düğümledim yan tarafa doğru yatırdım geliyorum arkadaşlar kıını yapıyorum tırabzandan aşağıya 1 2 3 4 5 tane 6.'yı tekrar gene ilmeklerin arasından girip yapıyorum. Bu şekilde oldu. Şimdi tekrar gene 1 2 3 tane zincirimi çektim bir kere doluyorum. 1 2 3 4 önden girerek Açıyorum hepsini. Çift kat. Çift kat çektim. Üstüne 3 tane boncuğumu kaydırıyorum. Düğümledim. Yana doğru yatırdım. Trabzanımın önünden giriyorum. 1 2 3 Tekrar yapacağım. Çünkü ilk ipin arasından geçtik. 4-5 tane sık iğnemi yaptım. Yavaş yavaş modelim görünmeye başlandı. Şöyle göstereyim. Ee, az önce bahsettiğim kalemle yaptığımızda ortaya çıkmıyor dediğim şey şuydu, şuydu arkadaşlar. Bu kadar düzgün bu kadar mutazam olmuyor orta kısmı. Yine devam ediyorum. Zincirimi çektim. Burada bir kere doluyorum. Önden 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 3 oldu 4 tane açıyorum yine ilmeklerin arasından geçtim biraz uzatarak şöyle trabzanımı yaptım üstüne 3 tane boncuğumu kaydırıyorum düğümledim boncuğumu yana doğru yatırdım yaptığım trabzanımın altından giriyorum 1 2 3 burada kaçırdık. Onu tekrar düzelteceğim arkadaşlar. 2, 3, 4, 5 tane yaptım. Altıncıyı tekrar gene ilmeklerin arasından geçiyorum. örneğin ortaya çıkmaya başladı. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Ben çok beğeniyorum. Tekrar yine aynısını yapıyoruz. 3 zincirimi çektim. Bir kere doluyorum. 1, 2 3 4 tane ilmeğimi açıyorum. Arasından 1 2 hep önden girdim. 4 ilmeğimin arasından geçiyorum. Uzatarak biraz uzun bir trabzan yapıyorum. 3 tane boncuğumu kaydırdım. 3 boncuğu düğümledim yana doğru yatırdım eğer yana doğru yatırmazsanız arka tarafta kalıyor dikkat edin buna hemen buraya sık iğnelerimi yapacağım 1 2 3 4 5 tane yaptık altıncıyı böyle yuvadan yapıyorum göstereyim arkadaşlar örneğim oluştu. Örnek çok güzel oluyor gerçekten. Bir de şu anda mesela tam açılmamış olanlar var. Tam açılmayanlar için bu şekilde tutup çekerseniz çok güzel muntazam yerleşiyor. Üzeri de çok güzel oluyor. Benim yapmanızı tavsiye ettim. bir tane kalmış onu da yapacağım ben. Benim yapmanızı tavsiye ettiğim çok zarif bulduğum örneklerden bir tanesi. Eğer bu örneğin bir taliplisi çıkmazsa bunu kendim için yapmak istiyorum. 1, 2, 3, 4 taneyi açıyorum içinden geçtim. Uzatarak trabzanımı yaptım. 3 tane boncuğumu kaydırıyorum. Düğümledim yana doğru yatırdım. Bu şekilde. Şimdi buraya 5 tane sık iğne yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5 tane altıncısı geniş ilmeklerimin içinden Şöyle yaptığımız kadarını göstermek istiyorum arkadaşlar. Çok güzel bir örnek oluyor. Benim çok beğendiğim bir örnek oluyor. Ben boncuk örneklerinde çok aşırı boncuklu sevmiyorum. Bu, e, bunun yerine iri boncuklardan birer tane de konabilir ama çok ağır olması çok fazla boncuklu oya kullanmadığımdan kaynaklanıyor sanırım çok ağır olmasını kullanırken hoşlanmıyorum, hoşuma gitmiyor ama bu çok güzel oldu. Renk de bence örneği çok güzel gösterdi. Sizin de eğer aklınızdan geçiyorsa böyle bir şey yapsam mı diye düşünüyorsanız hiç tereddüt etmeden yapın. Çok güzel oldu. Şöyle tülbentimin üstünde göstereceğim. Örnek muhteşem. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Mutlaka yapın. Güzel günlerde de kullanın.